Bu dinlemeler, kriptolu telefonlar, işte 17-25 Aralık'ta yaşadığımız şeyler vesaire. Çok hani böyle kişisel düşüncenizi de merak ediyorum. Bundan sonra hiçbir güç Cumhurbaşkanımızı, MİT Müsteşarımızı, Dışişleri Bakanımızı, Sayın sizleri, Sayın Bakanımızı hiçbir ortamda dinleyemeyecek. Yani bu konuda teknik olarak Türkiye bütün önlemleri aldı diyebilir miyiz? Şöyle ifade edeyim. Maalesef bu 17-25 Aralık süreci ve bunun öncesinde Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı çok kötü amaçlarla kullanılmış. Yasa dışı bir takım dinlemeler yapılmış. İşte Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Genelkurmay Başkanımız, bakanlarımız, birçok bilinen değişik kesimlerden insanlar, siyasiler, farklı partilerden kişiler maalesef yasa dışı yollarla dinlenmiş. Özellikle 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren, yani bu 17-25 Aralık darbe girişimleri sonrası Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nda çok ciddi önlemler aldık. Bugün en alttaki uzman yardımcısından en üstteki yöneticisine kadar her bir elemanın yapmış oldukları iş ve işlem neyse bilgisayar üzerinde, bunların hepsinin kaydı tutuluyor. Böyle de şeffaf bir yapıda. Bu kadar yani. Şu an itibariyle örneğin son bir yıl içerisinde kimin, hangi uzmanın hangi iş ve eylemi yaptığı tamamıyla kayıtlar altında tutuluyor. Buna ilave olarak biliyorsunuz mahkeme kararları geliyor. Mahkeme kararlarına istinaden dinleme yapılıyor. Kaç tane mahkeme kararı gelmiş? Kaç kişi dinleniyor? Bunların çapraz kontrolleri yapılıyor. Dolayısıyla Telekomünikasyon İletişim Başkanlığımızda geçmişte yaşanan bu tür sıkıntılar söz konusu değil. Ciddi bir denetim mekanizması oluşturuldu ve güvenlik açısından da ciddi önlemler aldık.